Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak sarımsaklı ekmek yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dileyerek hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabıma yarım su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık su alıyorum. 1 çay kaşığı toz şeker ve yarım paket instant maya ekliyorum. Spatula ile karıştırarak öncelikle şeker ve mayanın erimesini sağlıyorum. Şeker ve maya eridikten sonra bir yumurtanın sarısını üzeri için ayırarak akını yoğurma kabıma alıyorum. 1,5 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Tüm sıvıları yoğurma kabıma aldıktan sonra azar azar un ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Hamurun elime çok yapışmaması için öncelikle spatula ile karıştırarak hazırlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'lik klasik su bardağı. Mayanın aktive olmasını engellememesi için tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Bu ekmeklerimi hazırlarken yumuşak, ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Hamurum yoğunlaştığı için artık spatulayı çıkartarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Azar azar un ilave edip yoğurarak hamurumun kıvamını ayarlıyorum. Sarımsaklı ekmeklerimizin yumuşak olabilmesi için fazla un ilave etmeden güzel yoğurmaya özen gösteriyorum. Sert bir hamur hazırlarsak ekmeklerimiz de sert olacaktır. Hamurum artık toparlandı ve istediğim kıvama geldi. Üzerine örterek mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken diğer hazırlıklarıma devam ediyorum. Yeterince kaşar peynirini şeritler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Büyükçe bir diş sarımsağı az tuz ekledikten sonra döverek eziyorum. Bir tutam maydanozu da doğrayarak ekliyorum. Sarımsak ekmeklerimize muhteşem bir aroma katıyor. 2 çorba kaşığı zeytinyağı da ekleyerek ekmeklerimin üzerinde kullanacağım sosu hazırlamış oluyorum. Bu arada ekmek hamurumun da mayası geldi. Mayalanan hamurumu tekrar yoğurarak havasını çıkartıyorum. Bu işlem hamurumuzun maya kokmaması için önemli. Mayalanma süreci odanın ısısına göre farklılık gösterebilir. Hamurumu tezgah üzerine alıp toparlayarak büyükçe bir beze haline getiriyorum. Hamurumu 3 eşit parçaya ayırıyorum. Bu ölçülerdeki hamurdan 3 tane sarımsaklı ekmek elde etmeyi planlıyorum. Sizler istediğiniz boyutta bezeler alarak daha büyük veya daha küçük ekmekler elde edebilirsiniz. Parçalara ayırmış olduğum hamurumdan eşit büyüklüklerde bezeler elde ediyorum. Bezelerin her birisini merdane ile yarım santim kalınlıkta açıyorum. Ekmeklerin sert olmaması için çok ince açmamanızı tavsiye ederim. Açmış olduğum her bezeyi yağlı kaserli fırın tepsisine alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginize şimdiden çok teşekkür ederim. Tepsiye aldığım hamurlarımın üzerine koparmadan aralıklı olarak derin kesiler atıyorum. Bu kesilere kaşar dilimleri yerleştireceğim. Bu ekmekler gerçekten çok lezzetli oluyor. Çay saatlerinizde, kahvaltı sofralarınızda bu sarımsaklı ekmeklere yer vermenizi tavsiye ederim. Her bir kesiye denk gelecek şekilde hazırlamış olduğum kaşar dilimlerini yerleştiriyorum. Bir tatlı kaşığı süt ile açmış olduğum yumurta sarısını ekmeklerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısının ekmeklerin her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Bu şekilde ekmeklerin üzeri çok daha güzel kızarıyor. Yumurta sarısından sonra ekmeklerimize muhteşem bir lezzet katan sarımsaklı sosu da sürüyorum. Bu arada fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım.
Ekmeklerim artık fırına girmeye hazır. Ekmeklerimi fırında pişme anını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaşarlar eriyip kızararak çok güzel bir şekilde pişiyorlar. Pişen ekmeklerimi fırından alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hiç bekletmeden servis ediyorum. Yumuşacık dokusu, eriyen kaşarı ve sarımsaklı sosuyla muhteşem bir lezzet oldu. Ekmeklerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı pratik, bu muhteşem lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İç dokusunun da ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Sizleri sarımsaklı ekmeklerimin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere, kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.